Tabii Sarıkamış biliyorsunuz bölgenin çok önemli bir turizm noktası. Kars ve bölgesiyle ilgili çok hitap edebilen, dünyaya açılabilen bir bölgeye, bir niteliğe sahip. Yaşanmış olduğu bir olumsuz durum neticesinde terör saldırısıyla birlikte. Tabii bunu kimin yaptıkları ile ilgili kimse çok bilgi sahibi olmadı bizde de dahil olmak üzere. Fakat olayın bir terör olayından ötürü çok da ciddi darbe vurdu tabii olaya. Çünkü Sarıkamış'ta tele seyircilerin yanması ülke turizmine şöyle bir algı uyandırdı. Sarıkamış'ta terörün ya da bölgede terörün etkin olduğunu sanki gösterebilir bir hal aldı. Çok şükür ki korkulan olmadı. Tele seyirciler de tabii zarar gördü. Bu algıyı yıkmak çok da kolay olmayabilir belki ülke genelinde. Ama bu yaraların erken sarılabilmesi adına tele seyircilerin sizlerin de bildiği üzere geçen ay ihalesi olundu ve yapıldı. İnşallah bu kış sezonuna da yetişeceğini umut ediyoruz. Herhalde tahmin ediyorum ki 12. ayın sonunda tamamen bitmiş olacak. Yaşanan olumsuz durumlar bir tek bizleri değil, bütün ülkeyi derinden üzen bir durum bunlar. Tabii bu bizleri etkileyecektir. Çünkü turizm döngüsü öyle bir haldir ki Japonya'da yaşanan bir olumsuz durum ta Kars Sarıkamış'ı bile etkileyebilecek bir döngü ve çarkın içerisindedir. Bu sonuç özellikle Antalya bölgesini çok olumsuz bir şekilde etkilemeye başladı. Zaten biliyorsunuz Rus futbol takımlarının çok önemli kamplarının derhal ivedilikle iptal ettiklerini, sonra Rusya Futbol Federasyonları'nın hemen Antalya'da kamp yapan bütün ekiplerini geri çektiği, bütün rezervasyon iptallerini çektiği, tabi Antalya turizm döngüsünün bütün sıkıntıları yavaş yavaş taşarak bu bölgelere de gelecektir ki onu görüyoruz. İnşallah umut ediyoruz bu sıkıntılar tez zamanda çözülür, ülkemiz refah içerisinde güzel turizmli günler geçirir. Mesela Sarıkamış bu kış sezonunda bütün ünlüleri ağırlayarak, çok önemli futbolcuları ağırlayarak, çok önemli magazin programlarını, TV kanallarını ağırlayarak burada çok çeşitli etkinlikler düzenleyip Sarıkamış'tan ülkeye buralarda huzur, buralarda turizm var, halen yapılabiliyor gösterebilmek adına Türkiye insanlarını Sarıkamış'a davet ediyor.